Daily takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kıymetli izleyenler, yepyeni bir video haberimizde sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açarak videolarımızın altına nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Daily takipçilerimiz, Kazakistan'da çok kötü olaylar yaşanıyor. Ülke resmen iç savaşa sürükleniyor. Zenginler kaçıyor, polisler saf değiştiriyor. Kazakistan'da doğalgaz zammıyla başlayan eylemler silahlı çatışmaların başlamasıyla adeta iç savaşa dönüşmeye başladı. Ülkeden zenginler kaçarken bazı polislerin göstericilerin tarafına geçtiği görüldü. Kazakistan'da protestolar devam ederken alım gücünün düşük olması, hayat pahalılığı, antidemokratik bir yönetimin olmasına itirazlar devam ederken ülkede silahlı çatışmalar başladı. Doğalgaz zengini olan bu ülkede üretimin talebi karşılamaması sonrasında yaşanan sıkıntılarda %50'lik zamla çözüm bulununca ülkede tepkiler çığ gibi büyüdü. Başbakan Asgar Mamin başkanlığındaki hükümetin istifa ettiği açıklanmıştı. Dün bazı şehirlerde OHAL ilanı edildi. Ancak istifa haberine rağmen protestocular gösterisini bitirmeyince 32 senedir ülkeyi yöneten Kazakistan'ın kurucusu Nursultan Nazarbayev akşam saatlerinde "Bu gece sert müdahale yapacağım. Kazakistan halkının beni destekleyeceğinden eminim." açıklaması gerginliği daha da artırdı. Gece saatlerinde silahlı çatışmaya kadar varan şiddetli olaylar yaşanıyor. Bazı zenginlerin özel uçaklarıyla beraber Rusya'ya geçiş yaptığı elimize ulaştı. Ayrıca bazı büyük fabrikalarda işçiler greve başlamış oldu. 2 milyon nüfuslu Almatı Uluslararası Havalimanı göstericilerin kontrolüne geçti. Almatı'da göstericiler hükümet binasını da yaktı. Kıymetli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. İlerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.